Dedim onlar unutmuşlar, onlar hatırlamıyorlar. Kesinlikle söylemedim. Dedim geçmiş olsun dedim. Ben çocuk hangimize nerede? Hiçbirisiyle şey hangimize nerede geçmiş olsun dedin? Kırgınım ha. Kapının ağzında söyledim. Kime? Kapının ağzında ben de vardım. Ne zaman geldin sen oraya? Hı. Kahvede ablam kaçırdı deyince git demesini biliyorsun ya. Sana demedim geçmiş olsun diye. Ben de oradaydım. Niye gelmedin oraya? Sen yoktun orada. Kahvede olduğunu biliyoruz biz senin. Nerede? Yangından bahsediyoruz. Yangından bahsetmiyorum. Adem. Olay yerinden bahsediyorum. Hayır yangından bahsetmiyorum ben. Olay yerinden bahsediyoruz biz. Yangından bahsetmiyoruz. He. Olay yerine gelmedim zaten ben. Gelmedim. Neden gelmedim? Bak az önce hiç durmadan iftira atıyorsunuz siz bana, tamam mı? Evet. Bu sebepten gelmedim yani. Senin bir husumetin yok ki İftira ablanla. İftira atarlar diye gelmedim. Senin bir husumetin yok ki. Jandarmayla geldim oraya saat 12 ile 1 arasında. Tamam geldin. 1 arasında vardığımda da yaklaşmadım yanınıza. Yani gece 12 tamam. 1 ama değil mi? Gece. Evet, gece. Evet. Gece yarısından sonra yani. Evet, İfade verdikten sonra orada birileriyle hı-hı muhabbet ediyordun. Yoldaydık, hepimiz yoldaydık. Aramızda 1 metre, 2 metre vermiştir. Orada dolaşıyorduk. Ne bizim size bir lafım benim sana bir lafım oldu mu? Ya da sen gelip bana geçmiş olsun dedin mi? Biz o zamana kadar seni işte bir geçmiş olsun olmadı dayı. Bir geçmiş demedim, olsun bile demedim. Niye? Demedim. Sana iftira atacak olsak orada saldırırdım ben sana. Sen de git derdim. Niye? Ne işin var derdim. Bir dakika. Söylersen belki yapardın. 10 gün oldu. 12 gündür kimse sana söylemedi ki. Niye söylemeni bekleyeyim ki senin? Hayır, senin niye size iftira atıyorlar? Siz zaten hani aynı sokakta oturuyorsunuz. Kardeşisiniz. Niye size iftira atsınlar? Neyden çekiniyorsun? Ya bunda o zaman acılı anı ne dediklerini onları şu anda bile akılları ermiyor ki. Ya gayet aklım başım yerinde benim. Söyleyebilir senin yeğenin ya, senin kalbini de kırsa onlar çocuktur, anne baba ikisi de bir anda yok. 3 gün sonra geldi çocuklar, akşam karanlığında geldiler, üzülmüş diye de düşünebilirsin. Ayrıca onların lafınızı keseceğim ama şunu anlayamadım ben. Ben bir şey sorabilir miyim? Haberim bile olmadı ki. Bir şey soracağım. Kayıp haberleri geldi kardeşinizin ve buyur eniştenizin. Kayıp haberi geldiği an hani evet ilk akla gelecek olan bunları arayalım, bir yerde düşmüş olabilirler. Birisi bunların başlarına bir iş getirmiş olabilir. Hemen müdahale edersek kurtarırız. Yani öldükleri aklınıza gelmez. Birinin bunları katlettiği aklınıza gelmez. Evet. Hemen kurtarmak gelir. Dolayısıyla nerede diye ararsınız. Ama bana iftira atarlar diye düşünüyorsanız kayıp oldukları andan itibaren siz bunların öldürüldüğünü düşündünüz. Ancak başka türlü iftira aklınıza gelmez. Kaza gelir benim aklıma. Hani bir olay yok, ikisi de yok ortada. Başlarına bir kaza mı geldi diye düşünürüm. Yani. Biri öldürdü diye düşünmem. Kazada hayır, da niye öyle düşünemezsiniz. Sen öyle düşünebilirsin beyefendi ama bak. Ha. Siz öyle düşünebilirsiniz ama bir de beni dinleyin lütfen. Dinleyeceğim, merak ettim zaten düşüncenizi. Ha. Şimdi kayıp olduğu tam manasıyla bir anda birisi söyleyince ne malum kayıp olduğu? Gelip baksaydı ne olabilir peki? Aklınıza ne geldi? Nereden bileceksin? Hayır. He? Aklınıza ne geldi? Ben orada yaşamıyorum. Beklemeniz lazım. Birisine misafirliğe gitmiş olur. Tabii 10 gün beklememiz lazım. Merak edersin işte misafirliğe mi gitmiş, kayıp mı olmuş, kaçırılmış mı? Yani, hani geri bir yerlerine de derse ki merak etmeyin çocuklar bir yere gitmişlerdir, geri dönerler. Hani de üzülmeyin, ne olacak ki? Köyde afat arabalar, jandarmalar var, hepsi geldi. Yok. Söylemek mecburiyetinde miyim? Ben kırgındım evet zaten ona. Evet mecbursunuz evet. Çünkü siz dayısınız ya, mecbursunuz. Kırgındım. Hani bana kırgın da telefon gelmedi. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.